Süper. Yapraklar güneşten koruyor bunu. Daha sık tutan yer mi vardı abi? Şöyle şu tarafından alabiliriz. Dur elem. Fındık evet, yetiştirmek. Giresun'dan getirildi. Giresun'dan geldi. Giresun fındığı. Nereden akıl ettiniz bunu? Bunu emekli olunca orada bir öğretmen arkadaşla beraber çalıştık. Dedim ki ben bir fındık deneyeceğim dedim. O arkadaş da dedi ki ben sana temin ederim. Orada temin etti. Ben oradan aldım, buraya getirdim ve denedik. Kaç tane fındık ağacınız var? 400 tane getirmiştim. Evet, burada yörede fındık olacağını öğrenmiş miydiniz? Hayır, ben buradaki babamızdan kalan fındıklar vardı. Bir de Akviye'nin berisindeki fındıklı dereden örnek aldım onları. Onlara göre bunu dikmeyi düşündük. Ziraatçılara sordunuz mu? Evet, ziraatçılara sordum. Burada olmaz dediler. Fındık yetişmez dediler. Yetişmez, olmaz. Karadeniz'de olur dediler. Ben evet, de diktim. 3 yıl oldu sorduğumda. Ben dedim 3 yıl oldu dikeli dedim. Şimdi gidin fındıklara bakın. Evet. Olup olmadığını görün. Ben Adana'ya gidiyorum dedim. Evet. Gelince sizden öğreneceğim. Peki. Ve geldik. Hoca sen haklıymışsın dediler. Ne kadar ürün almayı düşünüyorsunuz buradan? Buradan 1 ton. 1 ton? Evet. Bir dönüm 750 metrekare, 1 ton gelir düşünüyorum. Peki pazarlama sorunu var mı? Hayır, kolay satıyor musunuz? Şimdilik yok. Satabiliyor. Yani çevredeki yaylacılar sipariş veriyorlar, onlara da veriyoruz. Kadirli'deki taplacılar satıyor. Kilosu 10 lira. 10 liradan satıyorsunuz. 10 lira düşündük bu sene, geçen yıl 8'di. Geçen yıl 8 aldılar da bu sene 10 lira. Kabuklu oldu. Kabuklu. Kabuklu tabii. Kabuklu olarak satıyorsunuz. Evet. Bir de kardeşim de fındık olarak, tavlak olarak satıyor. O da 30 liraya falan veriyor. Evet. Evet öyle. Ama çok memnunuz. Yani fındığımızdan çok memnunuz. Genişletmeyi düşünüyor musunuz bahçenizi? Şimdi başka yerde... Hayır, su durumumuz iyi olmadığı için olmuyor. Buraya derin kuyu vurdurdum ben. O derin kuyudan çekiyoruz da sulanıyor yani. Evet. Fakat olsa çok ekerim. Olmuş olsa çok ekilir yani. Çok karlı bir şey. Sen oranın mirasçı olduğunu kabul edebilir ya o adada. O tapunun içinde siz mirasçı olduğunuzu, babanın ne olduğunu teslim edebilir miyiz? Ederseniz batarım onu. Ben alma ha. Ada aynı. Kartellerin sıradan. Amcamın babam. Ara evet, nereden aklınıza geldi bu fındık? Burada biz yaylacı olarak buraya, memleketimize geldik. Burada daha öncesinden yerli fındıklar vardı. Onlardan esinlenerek gittik Karadeniz'den fındık çetili getirdik. Buraya diktik, yetiştirdik. Şu anda da güzel verim alıyoruz. Hobi olarak diktik ama biz böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Şimdi ise çok güzel verim alıyoruz ve satıp faydalanıyoruz da. Araştırmasını yaptınız mı bölgenin? Bu bölge fındığa uygun muydu? Sordunuz mu? Ziraatçılara sorduk da olmaz dediler ama biz atadede usulü köy deresinde eski fındıklardan yetiştiği için dedik bir şansımızı deneyelim. Evet. Ve denedik ve şeye ulaştık, sonuca ulaştık yani. Ne kadar topluyorsunuz burada yıllık? Burada şu anda tam verime geçti. Şu anda 1 ton, 1,5 ton alabiliriz. Burası 2 dönüm bir yer. Peki, şu anda öyle. Genişletmeyi düşünüyor musunuz? Genişletmeyi bahçeniz? Düşünüyoruz ama bizim arazilerimizde su yok. Evet. Buraya da çakma su yaptırdık. Onunla kullanıyoruz. Şu anda da suyumuz akıyor. Evet. O suyla suluyoruz. Ancak bu kadar yeri sulayabiliyoruz.